Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. 2019 yılında ehliyet sınavında karma çıkmış sorular testiyle karşınızdayız. Bu testi sizlerle paylaşacağız. Buradaki testi çözerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Sınavdan birkaç gün önce sınava çalışmaya başlayanlar özellikle soru cevap yöntemiyle bu yöntemle ders çalışmanın biraz olsun keyfine varabilirler diye düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz ve ilk soruyla başlıyoruz. 1. Motor soğutma suyunun eksilmesi, 2. Devir daim pompası kayışının kopması, 3. Radyatör üzerinde bulunan tam motorun arızalanması. Verilerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevap değişikliği 1, 2 ve 3. Bir diğer soru. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altındayken motor çalıştırılırsa ne olur? A. Motor ısınır, yanar. B. Motor yakıtına yağ karışır. C. Motor çok soğur. D. Motor suyuna yağ karışır. Doğru cevap A şıkkı. Motor karterinde yağ seviyesi normalin çok altındayken motor çalıştırılırsa motor ısınır ve yanabilir. Bir diğer soru. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A) El freninin çekilmesine, B) Motorun durdurulmasına, C) Parklanmasının yakılmasına, D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. Doğru cevap C şıkkı. Park edilmiş araçta parklanmasının yakılmasına gerek yoktur. Bir diğer soru. Osmaniye'den hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya geçmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerden hareket etmiş olur? A. Batı Doğu B. Kuzey Güney C. Kuzey Doğu Kuzey Batı D. Kuzey Batı Güney Doğu Doğru cevap C şıkkı. Kuzeydoğu, kuzeybatı. Bir diğer soru. Aşağıdaki hallerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur? A sahibi değiştiğinde, B sigorta süresi bittiğinde, C tescil belgesi değiştirildiğinde, D üzerinde teknik değişiklik yapıldığında. Doğru cevap D şıkkı. Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçların teknik muayenelerini yaptırmaları zorunludur. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır? A. Buji. B. Ventilatör. C. Sigorta. D. Alternatör. Doğru cevap C şıkkı. Sigorta aydınlatma sisteminin parçasıdır. Bir diğer soru. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi. B. Debriyaj pedalına hiç basılmaması. C. Debriyaj pedal boşluğunun artması, D. Debraj telinin kopması. Doğru cevap A şıkkı. Debraj balatasının erkenden bitmesinin sebebi taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debraj pedalı üzerinde temas ettirilmesidir. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir? A. Sürüş konforunu azaltmak. B. Aracı yavaşlatmak ve durdurmak. C. Aracı istenilen istikamete yönlendirmek. D. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek. Doğru cevap D şıkkı. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek süspansiyon sisteminin görevlerindendir. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir? A. Motor çekişten düşer. B. Endüksiyon bobininin yanması. C. Jikle devresinin çalışmaması. D. Mars motorunun çalışmaması. Doğru cevap A şıkkı motorun çekişten düşmesi, bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir. Bir diğer soru, ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur? Ekstra bir durum Ekstra bir durum yoksa kazadedenin doğru duruş pozisyonu A şıkkındaki gibi olmalıdır. Bu soruda B şıkkını işaretleyenler için şunu belirtmekte fayda var. A şıkkındaki pozisyon suni solunum için daha etkili bir sonuç ortaya koyar. Bir diğer soru. Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri arasında en sık olarak görülen aşağıdakilerden hangisidir? A) kalp krizi B) yüksek ateş C) görme bozukluğu D) ayak bileğinde burkulma. Doğru cevap A şıkkı. Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri kalp krizini işaret etmektedir. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur? A) dirsek B) omurga C) kafatası D) el bileği. Doğru cevap C şıkkı. Kafatası. Bir diğer soru. Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. Yan taraftan yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. Baş, boyun, gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Jentek manevrası B. itfaiyeci yöntemi C) Hemlik manevrası. D. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. Doğru cevap Rentek manevrası. Bir diğer soru. Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir? A. 60 kalp masajı bir suni solunum 5 tur uygulandıktan sonra ve 60 kalp masajı 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası C 30 kalp masajı 2 suni solunum 5 tur uygulandıktan sonra D 30 kalp masajı 2 suni solunum uygulanmasının hemen sonrası Doğru cevap C şıkkı. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? A uzun ve detaylı bilgi verilmesi b yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi c olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması d ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması doğru cevap d şıkkı bir diğer soru aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir A. Bayılma B. Beyin kanaması C. Yüzün kızarması D. Aşırı dozda alkol alımı Doğru cevap C şıkkı. Yüzün kızarması bilinç kaybının başlıca nedenlerinden birisi değildir. Bir diğer soru. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insandan normal nabız sayısı hangi değerler arasında olmalıdır? A. 10-20, B-40-50, C-60-100, D-100-120. Doğru cevap C şıkkı. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insanda normal nabız sayısı 60 ila 100 değerler arasında olmalıdır. Bir diğer soru. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen aşağıdakilerden hangisidir? A. Sürücünün isteği, B. Aracın büyüklüğü, C. Taşınan yolcu sayısı, D. Aracın yeniliği. Doğru cevap C şıkkı. Taşınan yolcu sayısı araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen başlıca unsurdur. Bir diğer soru. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? A sürücü, B girişimci, C trafik polisi, D ilk yardımcı. Doğru cevap D şıkkı. İlk yardımcı. Bir diğer soru. Bak, dinle, hisset yönteminde bak ne anlama gelir? A, yaralının göz kafesinin inip kalktığına bakılması, B, kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması, C, yaralıda kırık olup olmadığına bakılması, D, kaç yaralı olduğuna bakılması. Doğru cevap A şıkkı. Bak, dinle, hisset yönteminde bak yaralının göz kafesinin inip kalktığına bakılması anlamına gelir. Bir diğer soru. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu omuriliğinin zedelenmesi durumunda ne olabilir? A. Vücudun bir bölümünde felç. B. Acıkma hissi. C. Hazımsızlık. D. İç kanama. Doğru cevap A şıkkı. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu omuriliğin zedelenmesi durumunda vücudun bir bölümünde felç meydana gelebilir. Bir diğer soru. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumunda mu? aşağıdakilerden hangisidir? A şok, B tıkanma, C kalp durması, D soluk durması. Cevap A şıkkı. Organlara, özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlemlerin azalması durumuna şok denir. Bir diğer soru. Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan aracı güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sorumluluk sahibidir, kendine güvenmektedir, araç kullanma noktasında tecrübelidir, yardımlaşmayı sever, doğru cevap aşıklığı, sorumluluk sahibidir. Bir diğer soru. Nokta nokta trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır ve benzeri değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) beden dili B) konuşma üslubu C) trafik adabı D) trafikte hak ihlali. Doğru cevap C şıkkı. Trafik adabı, trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır gibi değerlere sahip olabilme yetisidir. Bir diğer soru. Trafikte iki araç yol verme vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır. Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken diğer araç sürücüsünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur? A) Aynı şekilde karşılık vermesi ve küfretmesi, C) Mimiklerle öfkesini belli etmesi, D) Gülümseyerek karşılık vermesi Doğru cevap D şıkkı. Gülümseyerek karşılık vermesi. Bir diğer soru. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A traktör park alanı, B traktör çıkabileceğini, C traktörün giremeyeceğini, D sadece traktörün girebileceğini. Doğru cevap C şıkkı. Dışı kırmızı olup içinde herhangi bir figür olan trafik işaretleri yasak bildirir. Örneğin içinde bisiklet olsaydı bisiklet giremez olurdu. Bu işaretin anlamı traktör giremez olacaktır. Bir diğer soru. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında nokta nokta metre, yerleşim yerlerinde ise nokta nokta metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? A 50-100, B 120, C 150-30, D 240. Doğru cevap C şıkkı. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında 150 metre, yerleşim yerlerinde 30 metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Bir diğer soru. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? A yalnız 1, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 4. Doğru cevap C şıkkı. Bir diğer soru. Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma işaretidir? Doğru cevap A şıkkı. Bir diğer soru. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? A 100, B 110, C 120, D 130. Doğru cevap A şıkkı. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte 100 kilometredir. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır? A mesleki yeterlilik belgesi, B zorunlu trafik sigorta belgesi, C tescil belgesi, D sürücü belgesi. Doğru cevap A şıkkı. Mesleki yeterlilik belgesi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır. Bir diğer soru. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A) çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini ve her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini, C) her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini, D) devamlı çizgi trafikteki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Doğru cevap D bir diğer soru. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir? A) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar. B) Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar. C) Sürücünün araç içerisinde rahat hareket etmesini sağlar. D) Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar. Doğru cevap B şıkkı. Emniyet kemeri kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar. Bir diğer soru. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı 3. defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi ne kadar süreyle geri alınır? A) 5 yıl B) 2 yıl C) 1 yıl D) 6 ay. Doğru cevap A şıkkı. 5 yıl. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Hız limitlerini aşmak. B. Alkollü araç kullanmak. C. Trafik levhalarını önemsemek. D. Yorgun ve dalgın olmak. Doğru cevap C şıkkı. Trafik levhalarını önemsemek sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden birisi değildir. Bir diğer soru. Saatte 70 km hızla arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? A 25, B 35, C 45, D 55. Doğru cevap B şıkkı. 35. Bir diğer soru. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A durmanın yasak olduğunu, B motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu, C sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu, D tehlikeli maddeli taşıdığın giremeyeceğini. Doğru cevap C şıkkı. Sesli ikaz cihazlarının kullanmanın yasak olduğunu. Bir diğer soru. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü aşağıdakilerden hangisini sürebilir? A otobüs, B kamyon, C motosiklet, D lastik tekerlekli traktör. Doğru cevap D şıkkı. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü lastik tekerlekli traktör sürebilir. Bir diğer soru. Eğimli, iki yönlü, dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi, B inen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi, C inen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması, D inen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup vitesi boşa alması. Doğru cevap B şıkkı. Bir diğer soru. Araçların durma ve duraklama halleri dışında genelde uzun sürekli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? A. Park etme. B. işaretleme, C. Trafik kazası. D. Trafiklenmen. Doğru cevap A şıkkı. Araçların durma ve duraklama halleri dışında genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına park etme denir. Bir diğer soru. Kontrolsüz demir yolu geçidinde yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Hızlarını arttırarak geçmesi. B. Uygun mesafede mutlaka durması. C. Demir yolu çok hatalıysa yavaş geçmesi. D. Demir yolu tek hatalıysa hızlı bir şekilde geçmesi. Doğru cevap B şıkkı. Kontrolsüz demir yolu geçine yaklaşan sürücüler uygun mesafede mutlaka durmalı. Bir diğer soru. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Aracının hızını arttırması. B. Aracının hızını azaltması. C. Öndeki aracı geçmemesi. D. ilk geçiş hakkını yayalara vermesi. Doğru cevap A şıkkı aracının hızını arttırması. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A. itfaiye aracı. B. Motosiklet. C. Tarım traktörü. D. Toplu taşıma aracı. Doğru cevap A şıkkı. İtfaiye aracı. Bir diğer soru. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A. 1-2-3. B. 2-1-3. C. 3-1-2. D. 3-2-1. Doğru cevap D şıkkı. Bir diğer soru. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması ve 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması C. 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi D. 2 numaralı aracın hızını arttırması Doğru cevap B şıkkı. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması. Bir diğer soru. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içerisinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? A6, B7, C8, D9. Doğru cevap D şıkkı. Bir diğer soru. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez. B. Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. C. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D. Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. Doğru cevap C şıkkı. Öndeki aracı geçerken geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmalıdır. Bir diğer soru. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Kamyonların öndeki taşıtı geçmesine yasak olduğunu ve kamyonlar için geçme yasağının son olduğunu C. Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini D. Geçme yasağının sona erdiğini. Doğru cevap A şıkkı. Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu. Bir diğer soru. 1. Geçme yasağı olan yerlerden geçme. 2. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. 3. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma. 4. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme. Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için Asli kusurlu sayılacak hallerdendir. A- 1 ve 2, B- 1, 3 ve 4, C- 2, 3 ve 4, D- 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap D şıkkı. 1, 2, 3 ve 4. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere.